Yukarıda verilen tepkime diyagramına göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bakalım. Önce girenlerin entalpisinin A olduğunu, e, ürünlerin entalpisinde B olduğuna dikkat etmeni istiyorum. Yani şu girenler bizim için, şunlar da bizim için ürünler. Ve zamanla girenlerden ürünlere doğru enerjinin azaldığını görüyoruz. O halde bizim entalpi hesabımız şöyleydi. Delta H eşittir. H ürün eksi H giren şeklindeydi. O halde ürün B, giren A... Demek ki delta aşımız B eksi A kilojul şeklinde olacak. Ve zamanla enerji azaldığına göre demek ki etrafı ısı veriyor yani enerjisinden kaybediyor. Yani egzotermik bir tepkime. Yani delta aşımız küçük sıfır yani negatif işaretli olacak. Tepkime egzotermiktir bu ifade doğru. Peki bu tepkime bizim için x artı y ok z şeklinde verilmişti. Bizden bu tepkimeyi ters çevirmemizi z ok x artı y şeklinde getirmemizi ve 2 ile genişletmemizi istemiş. Yani bir de 2 ile genişletiyoruz. Eğer bu işlemi yaparsam tepkime entalpimiz başlangıçta delta aşımız b eksi a idi. Ters çevirirsek biz bunu eksi ile çarpacağız. Yani eksi b artı a yani a eksi b konumuna gelecek. Bir de 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 a eksi b şekline gelecek ki bu ifade doğru. Tepkime de ürünler girenlerden daha kararlıdır. Nasıl bir tepkimeden bahsediyorduk? Egzotermik bir tepkimeden bahsediyorduk. Yani x artı y ok z artı ısı. Isının olduğu taraftaki maddenin enerjisi daha azdı. Dolayısıyla o bizim için minimum enerjili. Ve maddelerin enerjileri azaldıkça kararlılıkları artar. O halde ürünler ısı bakımından girenlerden daha kararlıdır. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde toplam entalpi artar? Toplam entalpinin artması ne demek? Olayın ısı alan olması demek. Yani dışarıdan ısı alacak ki entalpi değerimiz artar. Yani ısı alan derken endotermik. O halde endotermik olan olaylar bizim için cevap. Birincisi bir sentez tepkimesi. Elementlerden bir bileşik oluşuyor. Sentez tepkimeleri egzotermik. Yani onlarda delta H küçük sıfır yani egzotermik olay olduğunu bilelim. Yani cevap değil. İkincisinde tek bir bileşik parçalanmış. Yani bir analiz tepkimesi. O halde bu ısı alarak gerçekleşebilecek bir olay. Yani endotermik bir olay. Demek ki 2 numara bizim için cevap. Üçüncüsü H2O katıdan H2O gaza yani süblimleşme olayı bir hal değişimi olayı maddenin katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru gerçekleşen hal değişimleri Endotermik olaydı. Dolayısıyla ısı alan bir olay olduğu için bizim için cevap. Dördüncüsünde bir gazın sudaki çözünmesinden bahsedilmiş. Ve bir asidik oksit olduğu için karbondioksit suyla karbonik asit diye bir bileşiğimizi oluşturmuş. Karbondioksit gazının suda çözünmesi yani gazların suda çözünmeleri egzotermik olay egzotermik. E, dolayısıyla doğru olan yani bizim için toplam entalpi arttıran olaylar 2 ve 3 yani cevabımız B seçeneği. Bir tepkiminin entalpi değişimi yani delta H yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? Tepkimedeki maddelerin fiziksel haline bağlıydı çünkü H2O katı, H2O sıvı, H2O gaz şeklindeki bir dönüşümde yani bir hal değişiminde ısı alarak olay gerçekleşiyordu ki ısı alan bir olay. Demek ki bu yönde gidildikçe maddenin entalpi değeri de giderek artıyor. Demek ki fiziksel haller entalpi değiştiriyor. Tepkimede kullanılan madde miktarı arttıkça entalpi de değişiyordu. Örneğin x artı daha doğrusu x ok y artı z tepkimesi için diyelim ki delta h değeri artı 80 kilojül ise ben madde miktarını ikiye katlarsam 2x artı 2y artı 2z delta H değerini de 2'ye katlamış olacağım. Yani 2 çarpı 80 kilojül haline gelecek ki dolayısıyla madde miktarı entalpi değerini etkiler. Tepkimi ortamındaki basınç ve sıcaklık değerleri de etkiler. Hatta bunun için standart molar oluşum entalpisi diye bir kavram vardı. O 1 atm basınç 25 derecedeydi. Demek ki başta basınç ve sıcaklık değerlerinde de entalpi değeri değişiyor. Tepkiminin izlediği yol ise entalpiyi değiştirmezdi. Yani şöyle bir durumdan bahsedebiliriz aslında. Şurası potansiyel enerji, şurası tepkime koordinatı olsa şöyle bir yol izise tepkimemiz. Bizim için önemli olan girenlerle ürünler arasındaki entalpi farkıydı. Biz bu tepkimenin izlediği yolu katalizör kullanarak değiştirebiliyorduk. Ama katalizör başlangıç ve sonuç yani giren ve ürün maddelerinin entalpilerini değiştirmiyordu. Şu katalizörlü tepkime olsun. Dolayısıyla girenle ürün arasındaki fark değişmiyor yani entalpi değişmiyordu. O halde doğru cevap 1, 2, 3 yani C seçeneğidir. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde ürünlerin ısı kapsamı? ısı kapsamı entalpi demek. Yani ürünlerin entalpisi girenlerin ısı kapsamından yani girenlerin entalpisinden büyüktür. O zaman aradığımız şey H ürün büyük H giren olmalı. Biz delta H şöyle buluyorduk. H ürün eksi H giren şeklinde buluyorduk. Ürün girenden büyük ise bu değer bizim için büyük sıfır yani pozitif olarak karşımıza gelecek ki bu bizim için endotermik tepkimi anlamına geliyordu. O halde hangisi endotermik olaydır diye sorulmuş ki birincisinde bağ kopması olayı gerçekleşiyor. Bağ kopması derken neyi kastediyorsun hocam? H2 molekülünü böyle gösterebilirim. Ben H2 molekülünden iki tane H elde etmeye çalışıyorum. O halde bu aradaki bağın kopması lazım. Onun için de ısı almaya ihtiyaç var ki bağ kopması ısı alan yani endotermik bir olaydı. Demek ki cevap A ama yine diğerlerine bakalım. Gazdan katıya doğru geçme egzotermik bir olay. Çünkü madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru geçerken ısı alırdı. Yani bu yönde ısı alan. O halde tersine doğru gelirken de ısı veren olaylar olması lazım. Peki. Üçüncüsünde yani C seçeneğinde klor bir elektron almış. Olayın adı elektron ilgisi. Atomların ilk elektron ilgileri genelde egzotermik olaydır ki halojenlerin elektron ilgilerinin tamamı egzotermik olay. Peki D seçeneğinde ise H artı h 2 o oluşumu aslında nötralleşmenin net iyon denklemi verilmiş ki nötralleşme tepkimeleri egzotermik olaydı. Peki sonuncusunda ise bir sentez tepkimesi gerçekleşmiş. Elementlerden bir bileşik elde etmişim ki sentez tepkimeleri egzotermik olaydı. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Potansiyel enerji tepkimi koordinatı grafiği yukarıda verilen tepkiminin denklemi yukarıdakilerden hangileri olabilir diye sorulmuş. Bir kere başlangıçta sıfırdan başladığıma göre demek ki girenler element olmalı. Çünkü elementlerin oluşum entalpileri sıfırdı. Peki Sonra bu tepkimenin zamanla enerjisinin azaldığını görüyorum. Demek ki etrafı ısı veriyor. Isı veren yani egzotermik bir olay olmalı. O zaman girenler element olmalı ve egzotermik bir reaksiyon olmalı. Buna göre işaretleyeceğim. Giren element grafit, oluşum entalpisi sıfır, oksijen element sıfır ve bu bir yanma tepkimesi olduğu için egzotermik olay demek ki bir cevaptır. Element, element, bileşik. Yani ilk koşulu sağlıyor ama azotun yanması. Azotun yanması diğer yanmalardan farklıydı. İstisnaydı. N2'nin yanması endotermik yani ısı alan olay olacaktı. Endotermik yani ısı alan. Dolayısıyla bu cevap olmaz. Peki burada bir bileşik var. Girenler element olmalıydı. Peki burada yine iyonlar var. Girenler element olmalıydı. O halde koşulların tamamını sağlayan yalnız bir yani A seçeneğidir. Aşağıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değişimleri verilmiş ve bizden şu işaretlediğim tepkiminin entalpisini bulmamızı istiyor. Ondan sonra da şu işleme göre de o entalpi değişikliğini kullanarak açığa çıkan ısıyı hesaplayabiliriz. İlk 3 tepkimeyi kullanarak alttaki tepkimeyi elde edeceksem HES yasası kullanabilirim. Mesela ben girenlerde bir tane c 2 h istiyorum. Üçüncü tepkimenin ürünlerinde bir tane c 2 h var. Sayısında problem yok ama girenlerde olsun istiyorsam üçüncü tepkimeyi ters çevirmeliyim. Ters çevirirsem entalpisi artıydı, eksi 225 haline geldi. Peki, sonra ürünlerde iki tane karbondioksit istiyorum. Farklı bir renkle çalışalım. İki tane karbondioksit. Burada ilk tepkimede bir tane karbondioksit var. Ama ürünlerde o zaman sadece sayısını 2 ile genişleterek çoğaltmalıyım. O halde buradaki değer de 2 çarpı eksi 395 olmalı. Peki e, H2 olarak da şöyle bakalım. H2O'dan kaç tane istiyorum? Ürünlerde bir tane. Burada girenlerde iki tane. Önce bir kere ters çevirmeliyim. Ürünlerde olmalı. Sonra da ikiye bölmeliyim. Ters çevir ve ikiye böl yani 1 bölü 2 ile çarp. Ters çevirirsem eksi 570 olur. 2'ye bölersem yani 1 bölü 2 ile çarparsam eksi 285 olur. O halde değerlerimiz şunlar. 2 çarpı eksi 395, eksi 285 ve eksi 225. Bu değerleri toplayacağız. Yani şöyle. 2 çarpı eksi 395'i bir çarparak elde edelim burada. Bir bakalım. Eksi 790. Şurası eksi 285'te aynen koruyoruz. Şu da eksi 225'ti. Bu değerleri alt alta toplarsam. 285, 225 topladığım zaman 510. 600. Dolayısıyla 700 daha 1300. O halde eksi 1300 bu tepkiminin delta H olsa gerek, eksi 1300 kilojoule. Bizden istenilen şey 11.2 litre CO2. 11.2 bölü 22.4 yapıyorum normal koşullarda. Onun 0.5 mol CO2 oluşması gerektiğini anlıyorum. Bizim sorumuzda 2 mol CO2 açığa çıkıyordu. 2 mol CO2 açığa çıktığında bunun oluşması için 1300 kilojül ısı açığa çıkar. Yok 0,5 mol CO2 istiyorsam yani bunun dörtte biri kadar. Demek ki bu değerin de dörtte biri kadar olmalı. Dörtte biri kaç yapar hocam? 650 bölü 2 yani 325 kilojül ısı açığa çıkar ki cevabımız D seçeneği olur. X artı Y, Z tepkimesine ait standart koşullardaki potansiyel tepkime koordinatı grafiği bize verilmiş. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bir bakalım. Tepkime egzotermiktir. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Girenler 20 iken ürünler 40. Zamanla aradaki fark kadar enerjimiz azalmış. Demek ki dışarıya ısı vermişiz. Yani egzotermik. Bu doğru. Hatta delta H değerini de bulabiliriz. Bu tepkiminin delta H'ı H ürün eksi H girenden hesaplayacak olursam ürünler eksi 40 yani Z maddesi. Eksi giren ise X artı Y'nin toplamı yani 20. E, dolayısıyla değer eksi 60 kilojil olarak karşımıza gelir. <laughs> Peki tepkiminin entalpisi eksi 60 kilojildir ifadesi yani C'de doğru. İleri tepkiminin aktivasyon enerjisi. Aktivasyon enerjisi şuydu. Bir tepkimeyi başlatmak için gereken enerji. Yani girenlerden aktifleşmiş kompleks yani tepe noktaya kadar alınması gereken enerji bizim için EA ileriydi. Mavi ile gösterdiğim aralık EA ileri. EA ileri de dolayısıyla 180 eksi 20'den dolayı 160 kilojüldür ki bu ifade doğru. Tepkimeye giren X ve birer elementtir demiş. Halbuki tepkimeye giren X ve element olsaydı standart koşullarda elementlerin oluşum entalpileri sıfırdı. Yani birer element olsaydı 20 ile başlamazdık, sıfırla başlardık. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Demek ki x ve y birer element değilmiş. Peki, aktifleşmiş kompleksin enerjisi 180 kilojüldür. Şu nokta bizim için aktifleşmiş kompleksdi. Ne ürün ne de giren. Yeterli enerji alırsa ürüne dönüşür, alamazsa giren olarak kalırdı ki onun enerjisi gerçekten 180 kilojüldür. O halde yanlış verilmiş olan D seçeneğidir. Eşit kütleli 3 farklı gazın oksijenle tamamen yakılması süresince potansiyel enerji tepkimi koordinatı grafikleri bize verilmiş. Bu gazların mol kütleleri arasındaki ilişki de verilmiş. Hatta şöyle yapalım. Y'nin mol kütlesi 30 olsun. X'in mol kütlesi 20 olsun. Z'nin de mol kütlesi 10 olsun. Daha kolay görelim diye. Bunların hepsinden eşit kütle alacakmışım. Mesela mol hesaplayacaksam M böyle MA'dan hesaplayabilirim. Ve bunların hepsinde 30'ar gram alalım. Yani o zaman X için hesaplayacak olursam x eşittir ilk grafikte 30 bölü x'in mol ağırlığı 20 idi. Dolayısıyla 1,5 mol gibi alabilirim. Peki y için hesaplayacak olursam y'nin mol ağırlığı 30'du. Kütlesini yine 30 aldım. 30 bölü 30 eşit kütleli. Hepsi 30 gram olsun diye kabul etmiştik. Hepsi 30 gram olsun. Yani 30'ar gram olsun. Peki o zaman y de bizim için 1 moldur. Z için hesaplayacak olursak kütlesini 30 almıştık. Z'nin mol ağırlığını 10 almıştık. Dolayısıyla onun da 3 mol olduğunu görebilirim. Hatta şuraya taşıyayım. Bu 1,5 mol. Bu 1 mol. Bu da 3 mol olarak bulmuş olduk. Daha doğrusu verdiğimiz değerlerle bu sonuçlara ulaşmış olduk. Şimdi buna göre aynı koşullarda X, Y, Z'nin birer litresinin yanması sonucu. Hocam sen mol üzerinden çalıştım ve hepsi gaz. Burada litre diyor. Aynı koşullardaki gazlar için mol hacim doğru orantılıdır. O zaman mesela ben burada 1,5 mol demiştim. İstersen buna 1,5 litreymiş gibi bakabilirim şimdilik. Buna da 1 litreymiş gibi bakalım. Yani aslında V litre gibi. 1,5 V, V ve 3 V gibi ama kolay görelim değerleri. Bu da 3 litre gibi olsun. Peki, bunların birer litrelerin yanması sonucu açığa çıkan ısıları karşılaştırmamızı istiyor. Buradaki delta H değeri 20. Yani bu tepkime 1 molünün mü yoksa bir buçuk litresinin mi? Bir buçuk litresi yansa 20 ısı açığa çıkıyormuş. X için çalışalım. Bir buçuk litreye 20 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Y için bakıyorum. Y'yi 1 litre olarak almıştık. Y için ise 1 litreye değere bakacak olursak 15'ten eksi 10'a yani 25 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Z için bakacak olursak onun içinde değer eksi 10'dan 30'a eksi 30'a yani 20. E dolayısıyla 3 litresi içinde 20 kilojül açığa çıkıyormuş. Şimdi hepsinin birer litresini almak demek hepsini eşit hacim almak demek aslında. Hepsini 3 litre haline getirebilirim. 1,5 litreye 20 ise 3 litreye ne kadardır hocam? 2 katı yani 40 kilojül. 1 litreye 25 ise 3 litreye ne kadardır hocam? 3 litreye 3 katı yani 75 kilojül. 3 litreye 20 kilojül. Eşit hacimlerini aldığımız zaman, 3'er litre aldığımız zaman en fazla enerji Y'de açığa çıkıyor. Sonra X'de açığa çıkıyor. Sonra da Z'de. 3'er litre için böyleyse 1'er litre için de bunun 3'te 1'i kadar ama yine de büyüklük sırası değişmez. Y, X, Z şeklinde olur. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Sorumuzda çeşitli kovalent bağların ortalama bağ enerjisi değerleri verilmiş. Bu bağların kırılması için gereken, bir molünün kırılması için gereken kilojül cinsinden enerji değerleri verilmiş. Ve bir tepkime verilmiş. Bu tepkime de 6 gram C2 aşağı oluşurken gerçekleşen ısı değişimimizi soruyor. Bu tepkimeyi bağlarını görecek şekilde yazalım. Yani C2H4 ile başlıyorum. C2H4 şudur iki tane karbon ikili bağla birbirine bağlı. Ona da dört tane hidrojen bağlı. Şunları yazdık. Artı girenlerde H, H yani H2 molekülünü oluşturan iki tane hidrojen atom arasında kovalent bağımız var. C2H6'da iki karbon birbirine tekli bağla bağlı iken o karbonlara toplamda altı tane hidrojen tekli bağla bağlı. Peki yapımız bu. Bu yapıda biz şunu biliyoruz. Kırılan bağ eksi oluşan bağ formülüyle entalpi hesaplıyorduk. O zaman delta H eşittir kırılan bağ enerjisi kırılan bağ enerjisi eksi oluşan bağ enerjisi. O halde girenlerdeki tüm bağlar kırılmalı. Yani burası kırılan. Ürünlerdeki tüm bağlarda oluşmalı. Oluşan. Peki. Şimdi burada bir karbon karbon çift bağımız var ki enerjisi burada verilmiş 610. Onunla başlayalım. 610 artı 1, 2, 3, 4 tane CH bağımız var. 415. 4 çarpı 415 diye yazabilirim. Artı HH bağımız var. 435. Girenlerde yani kırılan bağların enerjilerinin toplamı bunlar. Eksi oluşan bağlar. Oluşan bağ derken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane CH bağımız var. 6 çarpı 415 artı CC tekli bağımız var. Yani 345. 345. Buradan işlemi yaparak entalpisini bulabiliriz. Yani neyi? Delta H'ı bulabiliriz. Peki. Şimdi 4 tane 415, 6 tane 415. Şunlar birbirini götürürse şurada 2 tane 415 kalır. 2 çarpı 415. Şurası 610 ve 435'ti toplayacak olursak burası 1045 yapıyor. 1045 eksi 2 tane 415 830 artı 345 eşittir delta h. Peki 1045 830 şurayı toplayalım. Burası 1175 yapıyor. O halde 1045 eksi 1175 çıkartacak olursak 30 yani 130. Eksi 130 kilojül bizim entalpimiz. Yani bu tepkiminin gerçekleşerek 1 mol C2H6 oluşturması esnasında gerçekleşen ısı değişimi. Yani 130 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Ama 1 mol oluşursa. Soruda 6 gram C2H6 diyor ki C2H6'nın şuradan hesaplarsak mol ağırlığı 30. O halde 6 gramı 6 bölü 30'dan dolayı 1 bölü 5 yani 0,2 mol. O zaman derim ki 1 mol C2H6 oluşurken 130 kilojül ısı açığa çıkar. E peki 0,2 mol C2H6 oluşurken 5'te biri yani 26 kilojül ısı açığa çıkar. İşler dışlardan 26 kilojül ısı açığa çıkacağını buluruz ki yanıtımız E seçeneği olur. Tepkimesine göre eşit kütlede X elementi O2 gazının Tam verim tepkimiz sonucu 3.2 gram oksijen gazı artmış. Ve önemli olan 240 kilojül ısı açığa çıkmış. Normalde ne kadar çıkar? 600 kilojül. Ne yaparsam? 1 mol x harcarsam. Şöyle yapalım o zaman. 600 kilojül ısı açığa çıktığında 1 mol x harcamışım anlamına gelirken 240 kilojül ısı açığa çıktığında kaç mol x harcamışımdır? İşler dışlardan bu değeri bulabilirim. Yani aslında her ikisi de bizim için 120 ile sadeleşen değerler şu 5 olur şu da 2 olur. Dolayısıyla 2 bölü 5 yani 0.4 mol x harcamışım. O zaman şunu yazabilirim. X'ten 0.4 mol harcamışım. Oksijenden ise 1'e yarım olduğu için 0.2 mol harcayabilirim. de şuraya taşıyalım. Daha rahat bir şekilde işlem yaptığımızı gör. 1 bölü 2 o 2 x o. Bundan 0.4 mol harcadığım zaman bundan 0.2 mol an anlamına geliyor. Peki 0.2 mol O2 kaç gramdır hocam? Onu hesaplayalım. O 16. Dolayısıyla O2 eşittir 32. 0.2 molü 0.2 çarpı 32'den 6.4 gram harcamışım. 6.4 gram. Peki 6.4 gram harcamışım. Ne kadar artmış hocam? 3.2 gram da O2 artmış. Artan o 2 de yazalım. 3.2 gram da artmış. 3.2 artmış. 6.4 harcamışım. Demek ki başlangıçta 9.6 gram O2 varmış. E peki bunları eşit kütle de al diyordu X ve O2. Demek ki başlangıçta 9.6 gram da X vardır. O zaman tepkimeye girenlerin başlangıç kütleleri toplamı 19.2. 9.6 artı 9.6 yani doğru. X'in atom kütlesi 24 gram per mol'dür. Bu bir tam verimli tepkime olduğuna göre oksijenden arttığına göre X'ten artmamıştır. Peki demek ki 0.4 mol x 9.6 grammış. Yani hepsini harcamışım. O halde 0.4 molü 9.6 gram ise 1 molü ne kadardır diyorum. İşler dışlardan sonuç buluyorum ki 24 gram olarak bulurum. Demek ki x'in atom kütlesi yani mol kütlesi 24'müş. Tepkime ile katı kütlesi 6.4 gram artmıştır. Bu tarz reaksiyonlarda katı kütlesindeki artış reaksiyona giren gazdan kaynaklanır. Zaten bu katıydı, oluşan katı. O zaman reaksiyona giren gaz kadar katı kütlesi artar. Reaksiyona giren gaz kadar gaz miktarı kadar <laughs> katı kütlesi artar. Ne kadar gaz reaksiyona girmişti? Zaten biz onu bulmuştuk. 6.4 gram O2 girmişti. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Yani cevabımız 1 2 3 E seçeneği olacak. Denklemine göre eşit mol sayılı CS2 ve H2O gazları tam verimli tepkimeye girdiğinde 8 kJ ısı açığa çıkıyormuş. Şimdi soru diyor ki normalde 40 kJ ısı açığa çıkardı. 1 mol CS2 harcasaydım. O halde 40 kJ ısı açığa çıkması için 1 mol CS2 harcamış olmalıydım. 8 kJ ısı açığa çıktığına göre ne kadar CS2 harcamışımdır? İşler dışlardan bu değeri bulabilirim. 5'te biri. Yani 0.2 mol CS2 gazını harcamışım. O zaman şuraya eksi 0,2 mol yazabilirim. O halde H2O'da kat sayısı 2 olduğu için onun 2 katı 0,4 moldür. Bunların eşit mol alındığını ve tam verim tepkimeye sokulduğunu soruyor. O zaman eşit alacaksam büyük olandan alıyorum 0,4 er mol. 0,4 er mol alırsam H2O'dan kalmıyor. CS2'den ise 0,2 mol artıyor. Başlangıçta 0,4 mol CS2 vardır. Bu ifade doğru. Tepkime sonucu kapta normal koşulda 13.44 litre gaz bulunur. Buna bakacağız. 1. Tepkimeye girm artan 0.2 mol gaz var. Peki 1'e 1 olduğu için bundan da 0.2 mol oluşur. 1'e 2 olduğu için bundan da 0.4 mol. Son durumda kapta 0.2 mol CO2 şöyle farklı renkli alalım. 0.4 mol H2S ve 0.2 mol CS2 gazları var. Artan gaz da kabın içerisinde olduğu için toplam hacimde dikkate alacaksın. 0.4 0.2, 0.2. Toplamda 0.8 mol son durumda gaz var. 0.8 çarpı 22.4 yaparsam buradan 17.96 litre gelecek. Dolayısıyla 13.44 litre ifadesi doğru değil. de girenlerin ısı kapsamı ne demekti ısı kapsamı? Entalpisi. Ürünlerin entalpisinden fazladır. Bu bir egzotermik reaksiyon egzotermik reaksiyon olduğuna göre delta H'ın değeri negatif. Ve delta H'ı H ürün eksi H giren diye hesaplıyordum. Negatif çıkabilmesi için H giren büyük H ürün olmalı. Girenlerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından fazladır. Bu ifade doğru. O halde doğru cevap 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Bir kalorimetre kabı içerisindeki kalorimetre aslında tepkimelerin ısılarını yani entalplerini ölçtüğümüz kaplar. Denklemine göre 0.2 molar NaOH çözeltisinin 250 mililitresi, yani şunu yapacağız aslında, mol eşittir molarite çarpı hacim. O halde 0.2 molar NaOH, 0.25 litre çarparsam işlem yaptığım zaman 0.05 mol NaOH olduğunu biliyorum başlangıçta. Aynı şekilde yine molarite çarpı hacimden 0.4 çarpı 0.01 litre 0.4 molar 100 mililitre 0.04 mol HCl olduğunu biliyorum. Şimdi bunları yazalım. 0.05 mol 0.04 mol. Hocam nasıl tepkimeye girerler? 0.04'e 0.04 tepkimeye girerler. Hatta bundan 0.01 mol artar. Peki eğer 1 mol NaOH reaksiyona girmiş olsaydı 58 kJ ısı açığa çıkacaktı. 0.04 mol NaOH tepkimeye girdiğine göre ne kadar ısı açığa çıkar? İşler dışlardan bu değeri bulma şansına sahibim. Yani şurası 32. Elde var 3, 4, 20, 23, 232. 1, 2, 0 atacağız. Dolayısıyla 2.32 kJ ısı açığa çıkar. Yani aslında biz bunu jüle de çevirebiliriz ki 2.32 kilojül binle çarparsam 1, 2, 3, 2320 Joule ısı açığa çıkacak. Bu açığa çıkan ısıyı nasıl kullanacağız? Şimdi ona bakalım. Tepkimi sonucu kalorimetre sisteminin sıcaklığı 20 derece artmış. O zaman şunu diyebilirim. 2320 jüllük ısı sıcaklığı 20 derece arttırabiliyormuş. Peki ısı sahası dediğimiz şey ise sıcaklığı 1 derece arttırmak için gereken enerji demek. O zaman sıcaklığın bir derece artması için gereken enerji kaç jüldür? Bunu bulacağız. O halde x dediğimiz değer 2320 bölü 20. Yani şu sıfır atarsak 2'ye bölüyoruz. Yani 1 116 Joule per santigrat derece. Bulduğumuz nedir hocam? ısı sahası. Isı sahası. sıcaklığı bir derece arttırmak için gereken enerji demek. Yani cevabımız C seçeneği.